Değerli basın, değerli kamuoyu. Bilindiği üzere 12 Ekim 2015 tarihi Cumhuriyet tarihinin en karanlık, en kanlı sayfalarından biri olarak tarihte yerini almıştır. 12 Ekim 2015 günü yapılan Ankara mitinginde emek, barış ve demokrasi isteyenler olabilecek en fazla sayıda katledilmek istenmiş, 100'ü aşkın arkadaşımız hayatını kaybetmiş, 500'ün üzerinde arkadaşımız yaralanmış ve birçoğu huzur kaybı yaşamıştır. 12 Ekim 2015 katliamı, 6 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamlarıyla başlayan ve ardı ardına gelen IŞİD saldırılarının bir parçasıdır. Başta 10 Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bunca katliamın neden yaşandığının cevabı verilmeden 10 Ekim katliamının arka planı aydınlatılamayacaktır. 10 Ekim'i unutma, unutturma. 10 Ekim'i unutma, unutturma. 10 Ekim'i unutma, unutturma. Katliam sonrası anket yaptırıp oylarının ne kadar arttığının sevinçle duyaranların, kokteyl örgüt diyerek davayı sulandıranların, yol kontrollerini kaldırılarak katillere adeta koridora çalanların, saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden gizleyenlerin, patlamanın ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emrini verenlerin, güvenlik tedbirini almayanların, katliamdan yıllar sonra konuşursa birinin halka bakacak yüzü kalmayacağını söyleyenlerin, katliamdaki rolü ortaya çıkarılmadıkça ve bunlar ceza almadıkça öfkemizi diri tutmaya devam edeceğiz. Katiller halka hesap verecek. Katiller halka hesap verecek. Katiller halka hesap verecek. Değerli basın, ilimiz özelinde emek, barış ve demokrasi mücadelesi veren kurumlarla birlikte 10 Ekim Ankara mitingine çağrı amaçlı 6 Ekim 2015 tarihinde Adana ilinde bir basın açıklaması ve yürüyüş yapılmak istenildi. Ancak emniyet kuvvetlerince anayasal yürüyüş hakkımız engellendi. Öyle ki İnönü Parkı'ndayken polis müdahalesi gerçekleşti. Yaşanan polis şiddetinde hastaneye kaldırılan arkadaşlarımız oldu. Emniyet müdürlüğünce yapılan suç duyurusu neticesinde eyleme katılan 14 arkadaşımız hakkında ceza soruşturması açıldı. Sonrasında 13 arkadaşımız hakkında ceza kovuşturması emrine geçildi. 24 Kasım 2020 tarihli karar duruşmasında verilen karar ile 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet etmek ve polise mukavemetten dolayı 11 arkadaşımıza 3,5 yıldan 4,5 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Polis şiddetine maruz kalmamız ve anayasal yürüyüş hakkımızın ihlal edilmiş olması gerçeği her nedense görmezden gelindi. Emekçiye değil, katillere ceza. Emekçiye değil, katillere ceza. Emekçiye değil, katillere ceza. Adana Eğitim Sen Eski Şube Başkanı Ahmet Karagöz, Adana Eğitim Sen Eski Şube Kadın Sekreteri Şükran Yeşil, Habersen Şube Yöneticisi Ahmet Aydoğdu, Yapıyorsan Genel Merkez Yöneticisi Alaaddin Süzer, BTS Adana Şube Yöneticileri Ahmet Avşar ve İsmail İnanç Su, Ses Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çalı, Diz Genel İş Şube Mali Sekreteri Abdurrahman Çeliker, TUMOP Adana İKK Basın Yayın Sorumlusu Necmettin Sercan Şahin, EMEP Adana İl Örgüt Üyesi Aydın Yiğit, Halk Evi Üyesi Sinan Hüdür, DİP Üyesi Nihat Bayav, Halim Alkaya ve Selçuk Karasu nezdinde emek, barış ve demokrasi talebimiz ceza soruşturması ve dava konusu yapılmıştır. Yargılama sonunda 4 arkadaşımız 3 yıl
altışar ay, yedi arkadaşımız 4 yıl 6'şer ay ceza yaptırılmıştır. Arkadaşlarımıza verilen cezalar hepimize, yani mücadelemize verilen cezalardır. Cezalar bizi yıldıramaz.